Sayın seyirciler, yakın plana hoş geldiniz. Bugün takvim yapraklarımız 15 Aralık'ı gösteriyor. Yıl bitmeye yakınlaşırken birçok toplumsal sorun artıyor ve siyasi gündem oldukça yoğun. Şimdi tüm bunlara ara verme ve sanat ile buluşma zamanı. Bugün yakın planın konuğu 120 farklı performansla 30'dan fazla ülkede sahne alan performans sanatçısı Nezaket Ekici ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Ebru Nalan Sülün hocam efendim. İlk başta konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız Nezaket Hanım? İyiyim, teşekkürler. Daha bir haftadır Antalya'dayım. Nasıl buldunuz Antalya'yı? Ben ailem burada yaşıyoruz. Tatile geliyorum bazen. İşte Antalya'yı ben çok seviyorum. Çok seviyorsun. Ebru hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Böyle bir güzel bir etkinlikte Nezaket Hanım'ı Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve tüm sanatseverlerle buluşturdunuz. Nasıl bir his? Çok mutluyum. Yani özellikle gençlere büyük ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum Nezaket Hanım'ın. Ve Antalya'nın da bunlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Mutluyuz ve doyurucu bir gündü gerçekten. Benim için ilk defa Antalya'da bir şey yapmak ve Ebru'nun sayesinde bu oldu, gerçekleştirdi. Dün üniversitede Güzel Sanatlar bölümünde bilmiyorum belki 200 kişi mi 200'den fazla mı doluydu mekan. İnsanlar ve genç hocalar da vardı. Hepsi meraklı ve sorular sordular. Ne yapıyorum, ne ediyorum. O çok güzel geçti. Çok güzeldi. Benim için çok iyi bir şeydi. Dilerseniz bir önce o özel gösterilerden bir VTR hazırlamış arkadaşlarımız. Onu bir izleyelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim efendim. Görüntüleri izlediğimizde ne kadar uğraş veren, ne kadar emek gerektiren bir sanat olduğunu görüyoruz. Ve bu kadar emek verilmesi gerektiğini bizler izleyerek görüyoruz. Sizler 50'den fazla ülkede 200'ü aşkın gösteri gerçekleştirdiniz. Performans sanatının yolculuğu nasıl başladı? O ilham kaynağı nereden geldi size? Ben bunu 20 senedir bayağı yapıyorum. Ama tabii buna bir sanat gerekiyor. Ben bunu üniversiteyle başardım. Çünkü ilk resim, sonra heykel, ondan sonra 4 senede performans sanatı Marina Abramovic'de okudum. Toplam 10 sene 3 üniversitede okudum Almanya'da. Ve heykelden, resimden
yavaşça beden çalışması başladım ve ondan sonra daha çok performansa oyalandım. Ondan iş yapmaya başladım ve benim için en iyi ifade eden, beni anlatan bir sanat ve benim için beden lazım. Onu göstermek için resimle, heykelle o kadar iyi anlatamıyorum ama bedenimle anlatabiliyorum fikirlerimi, neyimi. Ebru Hocam, yetenek olarak mı değerlendirmek lazım yoksa tercih meselesi mi? Bakın şimdi Nezaket Hanım şöyle bir şeye değindi. Resim ve heykelle anlatamıyorum ama bedenimle anlatabiliyorum diyor. Ama bir ressam, bir heykeltıraş da malzeme olarak resim, yani tuvalini ve heykelini kullanıyor. Bunun ayrımını nasıl yapıyoruz sanatta, sanat tarihinde? Yani ben aslında Nezaket Ekici'nin bu özellikle performans sanatına yönelmesinde heykel geçmişinin de önemli bir etkeni olduğunu düşünüyorum. Biraz bu sanat dediğimiz şey deha ile var olan bir durum. Yani bazı sanatçılar sadece boya ile de yeterli kalmayıp işte karışık malzeme kullanarak resim yapar. Ya da bazı heykel sanatçıları küçük boyutlu heykel değil, dev heykeller yaparak kendini ifade eder. Bence Nezaket'in biraz ruh haliyle, eğitim geçmişiyle, deneyimleriyle bence şekillenen bir durum bu. Bu performans. Bakarsanız videoya baktık ya demden. Sonunda hepsinde resim, heykel, instalasyon, video hepsi var. Benim okuduğum şeyi hepsini katıyorum. Tek beden değil. Sonunda bir senaryo var. Sonunda bir mekan var. O mekanın içinde bir atmosfer yaratmak. İnsanlarla o an onu paylaşmak, o fikri, o an o enerjiyi insanlara aktarmak ve belki o aktarma bana gelecek. Orada bir şey yaratmak, o önemli. Hepsi var sonunda. Peki bu yani yaratmada en büyük inanç olmuştur destekçi olarak ama somut olarak en büyük destekçiniz kim ya da kimler oldu? Destekçi ne demek istiyorsunuz? Şey mi, böyle nereden inspirasyon alıyorum onunla demek istiyorsunuz? Daha çok destekleyen, yani evet başarılısın, devam etmelisin, performans sanatına devam etmelisin diyen kim oldu? Diyen kim oldu? Evet. Ben dedim önce. Önce siz. Ya çünkü ben sanatıma inanıyorum. Sonra Ebru'cum var. Sonra başka küratörlerim de var. İşte onlarla ve kolektörler var. Müze direktörleri var. Ve beni takip eden insanlar var. Ve görüyorlar ve bayağı çalışkanım. Senede bazen 5, bazen de 30 iş üretiyorum. Duruma bağlı. Ama hep bir şey yapıyorum. Hep üretim var. Üretim. Çünkü istiyorum, seviyorum. O benim. Okay? Tutku. Kesinlikle tutku. Her sanatta geçerli bir şey değil mi? Kesinlikle yani. Ve iyi ki de sanat tarihçileri var. Çünkü o sanat tarihçileri ve küratörler bunu kağıda yazıyor. Bunu kataloga koyuyorlar. Bunu beni unutulmasın diye. Bunun ne anlamı var? Ne için yapıyor bu sanatçı? Bunun felsefesi var. Bunun analize ediyorlar ve insanlar tek görüş değil ve teoriden siz bize de yardım ediyorsunuz. Evet, o da evet, nasıl? Evet, yani şu anlamda mesela bazı sanatçılar vardır. Sanat eseri üretirler, sergilerler fakat çok ifade edilemezler. Gerçekten özellikle performans sanatları, işte postmodern sanatta yazılması çok önemli. Felsefesinin altını doldurmak çok önemli. Hatta sanat tarihine mal etmek de çok önemli. Ben Nezaket Ekici'nin artık özellikle Türkiye yakın dönem tarihini artık geçtiğini düşünüyorum. Yani bir tarihe var etmek sanat tarihçilerine aslında düşen bir görev. Bu da çok bence sanatçıları motive eden bir durum. Peki Almanya'da doğdunuz, Almanya'da eğitim aldınız. Almanya'da doğmuşsunuz değil mi? Hayır, Türkiye'de doğdum ama 3 yaşından beri Almanya'dayım. Ailece Almanya'ya gittim. Ailece gittiniz. Peki 1973 yılında. Almanya'da yaşamış olmanız mı sizi performans sanatına itti yoksa Türkiye'de yaşasaydınız o şartlarda mümkün müydü? Çok iyi bir soru. Dün de aynı soru soruldu. Bir o konuşmam vardı ya orada. Evet. 200 Güzel kişinin içinde bir öğrenci de bu soruyu sordu. Hiç söyleyemem ama şey diyebilirim. Batı'da imkanlar biraz çok. Fonlar çok, burs şeyi çok. Ben sanatçı olarak çeşitli müzelere ya da burs sanatı alıp sanatımı
daha çok yapabilirim. Türkiye'de bilmiyorum o kadar destek var mı? Galiba yok. Çünkü bakın Almanya'dan beni yurt dışına gönderiyorlar. Ben yurt dışında İtalya'daydım 10 ay, Roma'daydım. Sanat bursu kazandım. En önemli residence programı Deutsche Akademie Villa Massimo. Sonra İstanbul'da 2013-14 yılında Kültür Akademi Tarapya, Almanlar Goethe Institut ve Auswärtiges Amt ikisi beraber orada 10 ay kaldım. İşte böyle imkanlar oluyor. Ya. O bana çok lazım. Kendimi daha çok ifade etmek ve yurt dışında sanatçıları görmek ve yurt dışında ne oluyor, ne ediliyor benim işime önemli. Ama diyelim Türkiye'de sorduğunuz gibi olsaydı belki olurdu, belki olmazdı. Bilmiyorum nereye gidecek. Onu şimdi şey etmek istemiyorum. Hayat ama, nasıl verdiyse öyle. Ama Türk kültüründen uzaklaşmamışız galiba. Orada bak ne güzel, ne güzel. Ben bilezik gördüm. Anadolu evet. Kültürümüzde var bizim. Siz uzaklaşmamışsınız. Ebru anlatsana. Dün de çok... o da aynı soruyu... Lütfen bir ona değinelim mi? Ben yıllardır nezaket diyeceğim artık. Yani nezaketin performanslarını izledim. Tarih yazımı yaparken de tabii ki takip ediyorum. Tahminlerim vardı, daha önce konuşmuşluğumuz vardı ama dün dedim ki ya nezaket bana şöyle detaylı anlatır mısın? Yani bu bilezikler neden? Çünkü dünyanın pek çok yerinde performans yapıyor. Bu bilezikler artık bir marka, simge, bir ikonografi gibi bir şeye dönüştü. Bir dakika araya gireceğim. Onunla hiç çıkmıyor mu? Yani Almanya'da da gösterilen... Genellikle. Ben bundan yatıyorum, duş alıyorum. %90'ı bazı performanslarda olmuyor. Mecbur çıkartmanım. Çünkü malzemeyle çalışıyorum. Böyle alçın içinde durursa çıkaramam garip tabii ki. İşte ama %90'ı bende hep. Harika. Bir simge. Ne dediği gibi simge. Devam şimdi Nezaket Egeci'nin performanslarına baktığımızda genellikle çift kimliklilik, çift kültür. Yani bir kültür kavramı vardır. Özellikle Almanya... deneyiminden dolayı, yaşam, toplum, yani pek çok kodlama var. Dolayısıyla o bilezikler onun aslında Anadolu, işte Türkiye kimliğini daha çok ön plana çıkartıyor. Bir yanında Anadolu kadını. Ve o hep var. Yani o onun artık bir simgesine dönüştü. Anadolu kadını demeyelim ama. Ama bunlar hediyelik. Abla, annem, kültürel kimlik. Kız kardeşim... Hediye 20 sene 30 senedir benim bedenimde. Ben bundan anlatıyorum. Bazı Türkiye'deki sanatçılar sen ne taşıyorsun bu altın bileziği? Biraz şey değil mi böyle ne deniyor? Biraz Anatol şeyi mi? Evet. Ben diyorum ki hayır bu benim simgem, bu benim için önemli ve bu Nezaket Ekici. Bakın bu Nezaket Ekici. Harikasınız Nezaket Hanım. Gerçekten o artık oluştu. Yani o bileziklerle birlikte Nezaket Ekici. Kesinlikle biz de araştırırken çünkü gördük birkaç doğru, yerde gördüm ben. Değilmeden geçemedim ve diyordum ki inşallah bugün de takar. İlk gördüğünde nasıl mutlu oldum. Ama çok hoş bunu siz de dikkat etmişsiniz. Yani. Tabii ki. Şimdi sizin için çok özel bir sohbete başlayacağız. Efendim çoğunluğumuzun bildiği sanatlardan çok farklı olan performans sanatını konuşmaya Nezaket Hanım'la devam edeceğiz. Ancak vücut sanat akımının dünyada çok önemli bir temsilcisi olan Sırp Marina Abramović'e değinmeden geçemeyeceğiz ki Nezaket Hanım'ın da kariyerinde çok önemli bir isim Marina Abramović. Onunla çalıştığınızı biliyoruz, öğrendik. Nasıl bir duygu, neler kattı? 4 sene öğretmenimle, hocamla çalıştım. 2000'den 2004 yılına kadar master student'im. İyi ki de şansım vardı çünkü performans sanatı dünyada fazla ders olarak verilmiyor. No? Onun için o zaman imkanım vardı ve o şansı denedim. Ve o kadar çok da öğrendim. Tabii ki önce de performans yapıyordum. Ama hep istiyordum ki bir tane hoca olsun, öğretmen olsun, bana yardım etsin. Daha iyi yapmasını, daha derine girmesini. Ve o bana destekledi. Çünkü neyi öğretti? Bedenin zorluğu ne demek? Konsentrasyon ne demek, istek ne demek, mekan ne demek, kompozisyon ne demek ve misafirler ne demek. Onu hepsini bir araya getirip 4 sene içinde bunu konsentre ve konsept ne demek, fikir var yaz.
her şeyi, her işte gördüğünüz gibi bir fikir var. Fikri nereden alıp, nereden kaynaklanıyor ve anlamı ne, felsefesi ne, niçin yapılıyor, ne getirmek istiyorum bu hayatta, nereye gitmek istiyorum? Onlar hepsini orada öğrendim ve derinleştirdim. Ama şimdi 2004'te ben bitirdim, bayağı şimdi 13 sene bütün dünyayı daha çok geziyorum, yapıyorum, ediyorum. O şeyden alıp onu devamını ediyorum. Peki hocam, Türkiye'de performans sanatı eğitimi veren bir kurum var mı? Fakültelerde, güzel sanatlar fakültelerinde, konservatuarlarda? Türkiye'de performans sanatı daha çok tiyatro gibi düşünülüyor. Evet, onların da yaptığı bir ekspresyon var, bedenlerini kullanıyorlar. Ama bu performans çok daha başka bir şey. Yani sanattaki performans çok daha başka bir şey. Ben hatta bazen nezaketli de sohbet ediyoruz. Yani neden bu kadar az insan var Türkiye'de? Hı-hı. Performans sanatı sanatçısı yetişmiyor. Ya da neden mesela hep varsa da kadın var? Neden hiç biz erkek performans sanatçısı yok göremiyoruz? Yok mu hiç erkek Türk? Genç kuşak var. Gençlerden var. Var ama böyle şeyi, tarihi yok. Almanya olsun, evet. İspanya olsun, Polonya olsun, onların 60 sene performans sanat tarihi var ya. Ama Türkiye'de öyle bir şey gelişmedi. Bizde yok. Nezaketen peki Avrupa'da performans sanatıyla tiyatro keskin bir çizgiyle ayrılmış mı? Yani performans sanatçısı deyince sizin yaptığınız iş, sanat gözde canlanıyor mu yoksa tiyatroyla karıştırılıyor mu hala? Her şeye performans deniyor, evet. Şu an. Önce dans, tiyatro, akrobatik bababa deniyordu. Ama şimdi herkes performans diyor. Çünkü moda oldu isim. Ama bence ben güzel hep diyorum, performans sanatı güzel sanatlardan diyorum. Çünkü o başka bir şeye gidiyor. Çünkü şu an biz her şey karışık ya. Evet. Tiyatro element bende var. Spotlight kullanıyorum. Ben de dans element kullanıyorum işimde. Ama sonunda bu bir performance. Ben tiyatro yapmıyorum. Tiyatro experience'im yok. Benim şeyim, okumamışım onu. Ama herkes bir şeye koyuyor. Bence disiplin, o disiplinlere bir başka isim verilmeli. Yeni bir isim verilmeli. Evet. Performance koymayalım lütfen. Benim dalım performance, güzel sanatları. O dans yapan, çağdaş dans yapan, onu da performance diyorsa ama bir başka isim koyalım. Benim tarihi var. O isim önceden 60 senesinden bilen var. Performance art since 1960 var o isim. Ben onu öylesine abartıp koymadım. Var. Ama çağdaş dansı, çağdaş tiyatro ne için performance koyuyorlar? Neden bir başka söz koyamayız, düşünemeyiz? Onu hep ben soruyorum. Onu düşünmeliyiz ya, diyorsunuz. Ya. Peki sen de düşünüyorsun evet, değil mi? Evet, aynı şekilde düşünüyorum. Ya. Peki Marina Abramović sanat anlayışınızı değiştirdin mi? Yoksa sanat anlayışınız zaten kendi sanat anlayışınız vardı, onun üzerine mi eğitim verdi? Ben genç yaşta bilen zaten heykel okurken, resim okurken, bu da belgeseller var, performance yapıyordum zaten. Ama dediğim gibi yoktu kimse bunu beni getiren, Marina Abramović vardı. O beni dediğim gibi daha derinleştirdi. Ama o heves hep vardı. Hep vardı. Çünkü bedenimden daha iyi anlatabiliyorum. Daha rahatım. O istek vardı. O ama öğretmenim, hocam beni bir yola getirdi. İyi ki de getirdi. Ben önce şey okumuştum biliyor musunuz? Heykel okumuştum bir de resim ama şey öğretmenlik bölümü. Ya? Meslektaş olacakmışsınız hocam. Biz olacaktık. Alt pedagogik de okudum, master da yaptım. Ama biliyordum ben tek oraya girmek istemiyorum. Ben şey istiyorum, sanatçı olmak istiyorum. Freelance, tek sanatımı yapmak istiyorum. Ve performance yapmak istiyorum. Ve şansım vardı, onu kullandım. Onu peki, aldım. Ya öyle. Nefes almak için bir ara verelim. Efendim bu kadar bahsettiğimiz ve merak duygusunu izleyicide uyandırdığımız Marina Abramović'in birbirinden farklı ve sanat tarihine geçmiş gösterilerinden kısa bir kesit hazırladık sizler için. Ekranlarda efendim.
Hep birlikte izledik Marina Abramovic'in o birbirinden güzel ve özel gösterilerini. İzlerken birkaç isim söyledik. O isimler Marina Abramovic'in hayatında ve sanatında çok önemli isimler. Neden önemli ve o isimler neler? Nezaket Hanım, öğrencisi olarak sizden alırım. Filmde gördüğünüz gibi eski işlerden bayağı birkaçını göstermişsiniz. Marina Abramovic ve Ulay'la beraber. 13 sene beraber çalıştılar. Bunlar couple beraber ve hep durmadan iş yaptılar ikisi. Çok önemli. Hep ondan ürettiler. Sonra ve sonra da yeni işleri de gördünüz. Tiyatroda da işler yaptı. Tek şey müzede değil. Sonra da birkaç iş vardı o tiyatrodan da. Evet, evet. Peki... Şimdi burası bir sinema okulu. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de sinema bölümü var. Ve şu deniyor. Yönetmenin bir derdi olmalı. O derdini beyaz perdeye yansıtmalı. Hı-hı. Bu birçok sanat için geçerli. Peki performans sanatında böyle bir şey söz konusu mu? Yani Nezaket Hanım'ın o sahnelediği oyununda diyeyim, Hı-hı. doğru mudur bilmiyorum veya performansında derdi var değil mi? Hı-hı. Bir dert anlatmak istiyor. Süper bir soru. Bakın ben de bir insanım, siz de bir insansınız, Ebru da bir insan. Hepimiz bir dünyada yaşıyoruz. Hepimizin problemi var, hepimizin güzelliği var, hepimizin üzgünlüğü var. Ve her gün hayat yaşamı ve benim seçtiğim konular hayattan, sıfırdan değil, hayattan alınmış şeyler. Ve benim de derdim var ve ben de kendimi anlatmak istiyorum. Ve o sanatı kullanıp, çeşitli görüntülerle, çeşitli perspektiflerle insanlara o monoton hayat yaşamından bir gözü açmak istiyorum. Belki sen bunu sanat şeyinden anlatabilirsin yani, dediğimi. Aslında özetle şöyle bir durum var. Ya. Yani nasıl bir resim, bir ressam, sinema yönetmeni, heykeltıraş, toplumsal dinamiklerle gerçekten paralel düşünce üretiyorsa performans sanatında da aynı şey var ki biz dünkü söyleşide de Nezaket pek çok performansın aslında altında yatan derinliklerden söz etti. Şöyle bir durum var. Yani bazen bir mitolojiden esinlenme var. Bazen bir kadın hikayesinden esinlenme var. Bazen bir toplumun yaşadığı tarihsel süreçten ya da günden pek çok şeyden etkilenme var. Tek fark biz Nezaket'in çalışmalarında onun bedenini görüyoruz. Onun kostümünü görüyoruz, onun mekanını görüyoruz, ifadesini görüyoruz. Yani herhangi bir tablodan hiçbir farkı yok aslında. Dün ben bir soru yönelttim örneğin. Çok etkileyici bir performans karesiydi. Kırmızı bir giysisi vardı. Özellikle dedim kırmızı olmasının bir etkisi var mı? Mesela ayrıca Sinop cezaevindeki gösterimi. Hayır. O gösteri 2015'teki etkileyici. O daha çok kırmızıydı. O şeyde gölün içinde. Göldeki. Evet ha, orada. Onu, tamam. Pardon, o işi diyor. Göl yeşil. Kostüm kırmızı. Resim ve çok ciddi bir sanat tarihi, sanat, heykel geçmiş olduğu için. Estetik. O estetik ruh da bir taraftan var bu performans karelerinde ve videolarında. O kırmızının yeşille olan espas değerini düşünerek kırmızı giyiyor. Yani ayrıca böyle bir ama tek de var. Estetik çok önemli benim için. Estetik ve zorluk. Onu araya getirmek istiyorum. Bazen insanlar performansı canlı görüyor ya, videoda da görüyor. Estetik mi ön planda, yasa şey mi ön planda? Böyle bir şey var arada. İkileme düşüyor. Arada kalıyoruz. Ya insan bilmiyor ne etsin. O heyecan veren şey. Ben çok seviyorum estetiki bir anda. Ama o estetiki şey etmeliyim, kırmalıyım. Onu nasıl kırılıyor? O ruhumla ve bedenimle zorluğu anlatıyorum ya. O an kırmaya çalışıyorum. Ve aynı an yine estetiki geri getiriyorum. Hep bir gelip şey var. Oyun var. Evet. Onu seviyorum. Ve o kırmızıda renkteki dediği bir taraftan ben resim okudum. Bir tablo gibi düşünebilirsiniz. Evet. Arkası landscape, şey güzel orman gibi göl. Ondan kıpkırmızı şey yeşil şey. Elbise çıkıyor kırmızı. Ondan sonra ama neden? O göl suyunu pis suyu alıp pumpalayıp temiz suya çevirip borulardan bu elbiseden temiz su bardağın içine girip insanlara veriyorum. O kırmızıda bir tane şey var, enerji güç. Var, güç var. O çünkü o pumpalamak çok zor bir şey. Temiz suya getirmek için filtrinle. Sadece zihin olarak değil, fiziksel olarak da büyük bir yorgunluk ve büyük bir zorluk. Hep.
galiba. Ya ya ya. Ama o öyle olacak. Çünkü Marina Abramovic de diyor, herkes o denemi yapmalı, o bedenin zorluğuna gitmeli ve o ötesine, onun ötesinde çok bir açık bir dünya var. Çünkü biz hep korkuyoruz. O acıyor, sancıyor, ediyor diyoruz ya. Ama o sancıyı şey dersek, aksepte edersek, anlamaya çalışırsak ve onunla beraber olursak bir transa girip bir başka yere gelebiliriz. Ve orada başka bir kapı açılabilir. Onu anlatmaya da çalışıyor. Evet, sınırları zorlamak. Estetik güçle birlikte bir taraftan da. Ve sanatı kullanarak en kesinlikle önemli şey. Yani bir resim karesi gibi. Kesinlikle. Çeşitli performans sanatı var bu dünyada. İyi ki de var. Eksperimental performans var. Sonra tiyatral performansı var. Sonra daha çok müzikle, dille, poetry performans var. Çeşitli performans dalları var. Ya. Ama benim için o, çünkü benim hikayemden geliyor heykel ve resim. Benim için estetik, kompozisyon ve görüntü ve senaryo çok önemli. Onun için ben öyle yapıyorum. Başkası başka yapıyor. Peki bir ara daha vereceğiz. Efendim, yakın plan performans sanatçısı Nezaket Ekeci'nin katılımıyla devam ediyor. Ve sırada Nezaket Hanım'ın sahnelediği bir gösteriden görüntüler var. İzleyip döndüğümüzde ise sohbetimiz kaldığı yerden tüm güzelliğiyle ve sanatıyla devam edecek. İzlemiş olduğumuz bu gösteriyle ilgili soru soracağım ama önce araya girmek istiyorsunuz galiba. Buyurun. O şimdi siz, o dündü beraber. Evet, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Evet, Ebru ile beraber bunu etmiştik. Ve bu performance değil, bu bir fragment performance'den. Esası videoyu göstermelisiniz onun anda. Niçin o işi yaptım? Ben insanlara bir fragment anlatmaya çalıştım. Bir exercise, bir bakın nasıl olabilir? Bu esası performance değil, bir beden çalışması. Ama benim performance yaptığımdan kaynaklanma. Var. Kesinlikle o YouTube hesabınızda da var zaten. Hı. Bunu kullanma amacımız da sıcak görüntü, taze görüntü hemen buluşturmak istedik. Çünkü çok güzel anlar yaşanmış o fakültede, o kongre salonunda. 200 kişiye yakın bir kişi bu gösteriyi izlemişti. Bu gösterinin tabii ki daha uzununu sahnelediniz. Bu gösterinin çıkış noktası neydi? Amaç ne? Önce bir onu yapan bir sanatı yapan birisine sormak istiyorum, sanatçıya direkt, Nezaket Hanım. Azı siz demden benim elimi gördünüz, vrak vrak sesi gördünüz ve hepsi vrak vrak ve el sesini yaptı, okay? Ama esası bu bir performance. Ne, çünkü şey yapıyorum. Ne deniyor o beyaz krem? Krema, krema. Süt kreması, krem şanti. Evet, evet. Şanti. Tereyağını elimle yapabiliyorum. Okay? Çevre çevre mikser var ya, mikser makine. Ben bir mikserim, düşünün. Onu ben yapa yapa tereyağını çıkartabiliyorum. İnsan makineleşiyor. Ama çok zor. Mekanla alakası, ısı odanın soğukluğu, sıcaklığıyla alakası ve bazen yarım saat sürüyor, bazen iki saat sürüyor. Duruma bağlı. Bazen hiç olmuyor. Diyelim ben bu işi Almanya'da, İstanbul'da gösterdim. Okey, yarım saat sürdü. Ama İspanya'da kilisede gösterdim. Öbürleri mekandaydı, galerideydi. İspanya'da gösterdim, kilisede 1,5 saat sürdü. Ondan sonra Amerika'ya gittim, mekanda yine White Cube. Orada da 5 dakika sürdü. Çünkü Amerikanlar onun kremin içine ne koyuyorlarsa, şemi mi neyse, hemen oldu. Ben yarım saat öyle aklımda var ya,
çok şey oldu böyle. Şimdi ben onu YouTube hesabınızdan izledim. İlk izlerken editör arkadaşlarımızla birlikte izliyoruz. 2 dakika 5 saniyelik bir video. Efendim izlemek isterseniz Nezaket Ekici Krema yazın çıkıyor. 2 dakika 5 saniye boyunca ben izledim. Artık olsun diyorum. Ya tereyağı olsun çıksın artık diyorum. Ha. Ben yoruluyorum. Omzum yoruldu benim. Ben bir an uzaklaştım bir sanatçının sanatını icra ettiğini unutarak. Uzaklaştım diyorum ki artık olsun. 2 dakikanın sonunda elinizi çıkarttınız. Siz rahatladınız ama beni görseniz ekranın başında ben bir rahatladım. Yani çok güçlü bir sanat. İşte onun keşke özü daha o çok yani bilinse. O empati. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Evet, doğru. O iş çok güzel. Çünkü her sefer ben işlerimi tekrarlıyorum. Benim için önemli. Bazı performans sanatçıları diyor, aa tekrarlamak iyi değil çünkü o zaman tiyatro gibi bir şey oluyor. Çünkü tekrarlıyorsun ya, ama benim için aynısı değil. Çünkü hep değişik oluyor. Mekan değişik, malzeme değişik, birebir değil. Sonra ben değişeyim, insan değişik, kültürel kapsamında anlıyorlar mı, anlamıyorlar mı? Her şey, her seferinde yeni bir şey çıkıyor ortaya. O beni çok merak ediyor ve performansından tek bir kere yaptığında durmayacaksın, başka yerlerde de göstereceksin. Kesinlikle. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Nezaket Hanım. Uzatabiliriz. Ben şimdi size son soru soracağım. Orada dilediğiniz kadar uzatabiliriz. Demeyi unuttuğumuz veya da eklemek istediğiniz bir şey var mı Nezaket Hanım? Söz sizde. Ben Ebru'ya bir önce vermek istiyorum. Ebru, şimdi performans sanatı bir daha noktaya getirsen ne çok önemli Türkiye içinde değil mi? Kesinlikle önemli. Ben öncelikle Nezaket'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok spontan oldu. Beni kırmadı. Gençlere ışık oldu. Bugün sosyal medyada da ifade ettim. Yani gerçekten gençliğin en iyiyi görmeye ihtiyacı var. Çünkü iyileri görürse gençlik, özellikle üniversite ortamı, üniversiteli öğrenciler, o iyiye hedef koyacak ve iyiye doğru ilerleyecek. Dolayısıyla performans sanatı açısından da bir şey söylemek gerekirse elbette ki çok önemli. Türkiye'de ilerlemesi gereken bir saha. Resim, heykel, seramik, grafik gibi artık bu disiplinler zaten bitti. Yani disiplinler arasılık, disiplinler aşırılık diye bir şey var. Her alan performansa bağlanabilir. Günümüz sanatında özellikle bu tür sahaları da iyi tanımakta fayda var ki performans sanatında bunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Nezaket Hanım, sizin var mı son eklemek isteyeceğiniz bir şey? Umarım bir gün ben performans okulumu Türkiye'de de yapabilirim. Biz de inşallah haberini yaparız, ekranlara taşırız. Teşekkürler. Sayın seyirciler, yakın planın konuğu performans sanatı denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isim olan Nezaket Ekici oldu. Performans sanatına dair merak edilen birçok soruyu cevaplayan Nezaket Ekici'nin çok özel bir gösterisini sizlerle paylaşıyor. Ve bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Hafta sonunuzun güzel geçmesini diliyor ve pazartesi günü yine aynı saatte 12.30'da gün ortasında görüşmek dileğiyle efendim. Her zaman sanatla kalın. İyi günler.